Aldım sana hadi. Sana işlemekten. Aldım el oğluna bile fenalık geldi de. Tutmuş karakterleri metrobüs gibi aynı filmlere doldurmaya başladılar. İşte bizde de o taktik daha önce tutmuş dizilerle zuhur ediyor. Uyarlamaya o kadar alışmışız ki artık yabancıya da gerek yok. Döndürüp döndürüp kendi dizilerimizi uyarlıyoruz. Bakınız bu sefer de içeride ile çukuru karıştırıp içine biraz da Cennet Mahallesi serpiştirince ortaya 3 kuruş çıktı. Öyle klasik 3 kuruşluk dizi, 3 kuruşa 5 köfte gibi laf. 3 kuruş kaç dolar ediyor? Laflar duymayacaksınız bu videoda. Hatta bu logoyu da 3 kuruşa mı tasarlattınız diyebilirdim ama demedim de kurban olayım bunu kim tasarladı. Tamam fakir edebiyatından beslene beslene. Logo 3 kuruş, kuruş var ya hani. Kuruş var. Kuruş aslında 1, 2, 3. Yani... 1 lira değil. 1, 2, 3 lira değil. Kuruş normalde. Gerçekten kuruş. Mı? Etmiyor işte. Logolar bile içine kaçtı da. Dizilerin 2,5 saatlik süresinden başka bir şeye vakit kalmadı da. Şöyle mi oldu acaba? Ha abi. Yetiştik yetiştik. Diziyle ilgili her şey hazır. Ha sunucuya gönderdim oradan indirebilirsin. Nasıl? Logo mu yok? Nasıl abi olmaz olur mu? Ben kendi elimle koydum onu. Evet, evet. Evet, aynen. Tonla da para verdik hatta tabii. Unutmadım abi, unutur muyum? Ha şimdi gönderiyorum abi WhatsApp'ına. Bunun gerçekten hemen, hemen. Logosu. İşte ne yapsınlar? Süreler devasa olunca hazırlığı da minimal oluyorsa demek. Az sonra diziyi anlatmaya başlayacağım ama şimdiden uyarayım. Evet aslında çok da değişen bir şey yok. Yine Türkçe... Çağatay'dan mesela Ditto Dumper gibi göt sallayan Mia istedim. Bir Ditto Dumper'a bak bak şu Ditto Dumper abi. Bak bu Ditto Dumper. Heh bak bu Ditto Dumper. Bir de Mia'ya atın hareketli emotu. Bir de P-Queen sallaya bak. Ceza kanununda ne kadar suç varsa hepsini işleyen ama masum yiğit ve yardımsever gösterilen sözde mahalle kahramanlarının hikayesi ama inanın daha önce hiç görmedikleriniz de var. Dizi bir roman mahallesinde türkü söyleyenden korkmayın diyen Neşet Ertaşık'la başlıyor. Üçenmedik ve hesapladık. Dizinin ilk bölümünün tam 17 dakikası müzikle geçiyor. Tamam 2,5 saati doldurabilmek için kıvranan dizi sektörümüzün nasıl acı çektiğine daha önce şahit olmuştuk ama şimdi... 2,5 saat ya. 2,5 saat benim tek bir noktaya odaklanmam için yani %100 Yüzüklerin Efendisi falan olmam lazım karşımda. Ya ne bu abi? Ne bu ne? Bambaşka bir şey göreceksiniz. Diziyi izlerken birdenbire bu abiler ekrana geliyor. Zannediyorsunuz ki araya reklam girdi, az sonra reklama atla tuşu falan çıkacak. Yok. Abiler korsan yayın gibi araya girip iki çalıp çıkıyorlar. Lazım lazım yani ne yapsınlar? Dizi tutsun diye ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Mahalle mi tutuyor? Koy. Yakışıklı mı tutuyor? İki tane koy. Çukur mu tuttu? Komple ekibini koy. Sibel Can'la Hüsnü Şenlendirici mi izleniyor? Orkestrasını koy. Güzel Kız mı tutuyor? Dans etsin ortaya koy. Fakirlik mi tutuyor? Dizinin adını koy. Ocağım sündü, nasıl derlerdir? He? İşte abiler de aynen böyle giriyor diziye. Neyse nerede kalmıştık? He. Seri katil bir arabayla kurbanının arkasından yaklaşıp arabasına vuruyor. İnince de öldürüp önce fotoğrafını çekip sonra da üzerine 3 kuruş atıp uzaklaşıyor. Bir dakika bu şey değil mi ya? 8 9 Bizim dizileri yapay zeka hazırlıyor nedir gibi bu? Değil mi? Bütün bu ne ben hiç bilmiyorum o ne? Bu arada Türkiye'de yani bu Amerika'da Amerika'da falan filan biliyorsunuz ki silahlanmak çok kolay olduğu için Amerika'da falan seri katil çok fazla oluyor ama Türkiye'de çok az rastlanan hatta böyle olmayan gibi bir şey. Ya seri katillikten bahsediyorum.
İçeride ha. Tüm dizileri izlemiş, aralarda ne gördüyse toplayıp yeni diziler yapıyor gibi. Evet, karakterimiz bu kez de şışık şışık şışışık yaparak öldürdüklerinin üzerine 3 kuruş atıp gidiyor. Herhalde 3 kuruşluk değeri olan adamlarsınız diye bir mesaj veriyor sanırım da. O laf çıktığında bile 3 kuruşun sent olarak bir karşılığı vardı. Şimdi o da yok. Yani bize sadece 3 kuruşluk adam lafının ağırlığı dolar karşısında yükseliyor. Neyse daha sonra ama ne olur ne olmaz belki izlemezsiniz. Bakın bizim dizimizde de düğün var diyerek daha 3. dakikada kınaya giden gelin görüntüleriyle devam ediyoruz. Ay ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi roman kültürünün en önemli parçası eğlence abi. Yani kıçlarında don olmasın, kültürleri böyle, kıçlarında don olmasın, otururlar eğlenirler. En ufak şeyi kutlarlar. En ufak şeyi. Yani roman kültürünün aşırı bir parçası bu eğlenmek. Ama gelin ve damat arasında çok büyük bir problem çıkıyor. Nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Ya ben ya annen diyen gelinlere kurban olun siz. Kız... Tekne yoksa ben de yokum diyor. Ve işte tam bundan sonra mahallenin kahramanı, Ege şivesiyle konuşan Roman Mahallesi'nin ağır romanı, 1 milyon aboneyi geçince saçını sarıya boyatan YouTuber gibi duran başrolümüz tekneyi karadan yürüterek getiriyor. Biz bu sahneyi hak etmek için ne yaptık diye sormayın sakın. Her verilene maşallah dedik ya. Diziler daha başlamadan fan sayfaları kurduk ya. İşte gemileri karadan yürüten azmin torunları olarak o azmi bugün bunlara harcadık. Kimse artık kaliteli zaman geçirmek gerçek için değil, kimisi vatani duyguları kabarsın var diye göndere bayrak çekilen dizileri izliyor. Kimisi de kabaran duyguları yatışsın diye düğünlü dizileri tercih ediyor. Ve işte bu dizide de göndere bayrak değil, gelin çekiliyor. Ne çekiliyor? Evet, geminin direğine bayrak gibi gelin çekiyorlar. Böylelikle gelinimiz... Evinin ya, direği olacak kadar. Ya abi var bu arada ya. Ya ben bak içinde romanlık varsa bir şey diyebilir miyim size? Var. E ya dur onu da göstereyim. Bekle onu da göstereyim. Zaten kızınızın boyu bayağı mı? Zaten kızınızın boyu bayağı mı küçük? Maşallah diyoruz artık. Biliyorsunuz kendisi hatta gelin evine de katıldı. Kiralık asansör yazıyor yani önünde kocaman. Ay gözlerim kamaştı. Yani. Ya sizce benim bunları bilmeme ihtimalim var mı yani? Tam tersine.
adam için geminin direğine çıkarak bütün mahalleliye bu damadı önce ben fethettim mesajı veriyor. Efendim, bu ayrıntıları niye mi veriyorum? Bilmem, sanırım çok çok önemli olmalı ki 4 dakika boyunca hazırlığı verilen düğünün kendisi de 15 dakika sürüyor. Ya bundan daha kısa süren düğünü geçtim. Bundan daha kısa süren evlilik var. Doğru. Neyse, biz gelelim diğer başrolümüze. O da işte bir suç makinesi olan bu karakterin peşindeki polisimiz. Ama öyle bir polis ki sağına soluna bakmadan karşıdan karşıya geçecek kadar cool, yanında iki kişiyle mekan basacak kadar deli dumrul. Çünkü o kadar suç temalı Hollywood filmi izledim. Şimdi izleyeceğiniz gibi bir suç mekanı daha önce görmedim. Boşuna bakmayın. Polisimiz bir pavyonun arkasında duran bir kapıya ateş edip içeriye giriyor. Ve bir de ne görsün? İçeride tabanca sesini duymayacak kadar sağır ama daracık yerde ceketle çalışacak kadar ağır abilerden oluşan bir yasa dışı bahis şirketinin call center'ı, kaçak elektrik kullanan bitcoin madenciliği, sahte para, kaçak içki, kumarhane. Yani bildiğiniz suçtan AVM yapmışlar. Zaten üstü de food court. Ne? Twitch lan bura. Bizim bura değil mi abi burası? Bitcoin mining. Tabii. Bahis mahis. Görmüyor musun? Yasa dışı bahis, yasa dışı kumar. Ne ararsan var. Adam bir giriyor. Police in Wonderland. E tabii şimdi İstanbul'da kiralar çok arttı ya. Ne kadar suç şebekesi varsa hepsi birleşip anca bir yere tutabilmişler. Yakalanırsak da anca beraber, anca beraber diye. Ve koca polis teşkilatı da buraya. Ben hiç vallahi bitcoin, mitcoin, ethereum, metaryum bir bokunu bilmiyorum. Hiç. Sıfır. Veya 3 kişiyle giriyor öyle mi? Sizin Türk halkına fantastik dizi gitmez deyip çetelerle kurduğunuz fantastik dünyayı sevsinler he mi? Polis de normal değil ki. Bakıyor ki ne kadar suç işlerse mahallesinde o kadar çok sevilen adamı burada yakalayamıyoruz. Mahallesindeki düğünü seyretmeye gidiyorlar. Ve sonra dizi iyice askerlik şubesine dönmesin diye bir kız daha çıkıp geliyor. Sonra o da ortaya geçip dakikalarca dans ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Dizide koca bir bölümün yarısı oluyor. Dizide repliği olan kızlardan biri bayrak diye direğe çekiliyor. Diğeri de başka kanala gitme diye dakikalarca dans ediyor. Yani yanlış anlamayın, tabii ki dans etmek problem değil. Bana göre sorun olan süresi. Ama şimdi Murat, sonuç olarak burası bir roman mahallesi. Tabii ki kız öyle roman uzun mı? Uzun oynayacaklar. Hiç roman derseniz, gibi oynamadı o yüzden. Roman mahallesi mi? Kız onu da Roma mahallesi zannediyor ya. Roma mahallesinde bir gece. Evet, doğru tahmin. Tabii ki poliste milyon adet mafyalı dizide de olduğu gibi Türkiye'de 10 milyon potansiyel aday varken gidip mafyanın kızına aşık oluyor. Daha doğrusu bu Roma mahallesinin kahramanının kız kardeşine. Neyse. Asla hiçbir roman böyle oynamaz. Mümkün değil. Aa. Dans ders falan almıyorlar mı acaba ya? Öyle oynamazlar abi, şu çıldıracağım yani. Hayır, asla öyle oynamazlar. Neyse, biz dönelim seri katilimize. Ha, bir de seri katil vardı değil mi? Aradan o kadar çok şey geçti ki sanki onu bir önceki videoda anlatmışım gibi geldi. İşte meğer o seri katil. Nasıl dizi izlemeden yaşatıyorum size? İşte o seri katil daha sonra lüks bir arabayla rap klibinde oynayacakmış gibi duran başrolümüzü de öldürmek için yola çıkıyor. Tam başrolümüzü öldürecekken fark ediyor ki onun da elinde kendisininkiyle aynı bir iz var. Zaten çukur bittikten sonra duvarlara çizilecek bir şey lazımdı derken bu ÇP'nin çok da çizilecek bir manası olmadığını anlıyoruz. Ve seri katil böylelikle anlıyor ki o öldürmeye çalıştığı kişi... Dünya gözünde kerbeladır. Nerede kalmıştık? Dizi o kadar karışık ki. Abi kız, bir kere roman dediğin şurada bir göbecik vardır. Olmasa bile vardır. Olmasa bile vardır orada. Ve o varmış gibi oynar. Yukarısı oynamaz romanın. Roman elini kolunu çok kullanmaz. Roman havasında kaburgadan altını oynatır. Zaten o yüzden romandır kendisi. Anladınız mı?
Öyle işte el kol yapmak çok yoktur. Elle kolla Max bunu yaparsın. Max bunu yaparsın. Geri kalanını da full dediğim gibi kaburgadan altına oynatırsın. Olayı budur. Gemi direğinde Bitcoin mi bozduruyordu neydi? Heh, seri katilin öldürmeye çalıştığı başrolümüz de meğerse çocukluk arkadaşıymış. Hem de ortak bir hazin hikayeyi paylaşan iki arkadaş. Ne? İşte daha sonra da polisimiz bu katille bir bağlantısı olduğunu anladığı suç makinesiyle anlaşıyor. Ortak hazin hikayeyi göstereyim ben hemen size eğer bulabilirsem bu arada. Bekleyin. İşte o iki arkadaşın o hazin hikayesi. Ve katili bulmak için bir işbirliği yapıyor. Yani suçun işleyenin yanına kalmasını bırakın, bir de halk kahramanı olduğu dizilerimizde suçlular polisle de işbirliği yapıyor. E peki şimdi polisten başka legal yollarla para kazanan yok mu dizide? Var. Neyse ki bu kızımız da bir barda maaşlı olarak barmaidlik yapıyor. Bir dakika, başımıza taşlar yağacak ya Rabbi. Dizide içki var ve sansürlenmemiş. Aa! Yok, normalde sansürlüyorlar. Bunu ateşle yaktıkları için sansürlememişler. Yani burada içersen orada yanarsın mesajını verdikten sonra ikinci şatı sansürlemeye devam ediyorlar. Ama şaka bir tarafa. Bilin bakalım bardakların sansürlendiği dizide ne sansürlenmedi? Yine kadına taciz. Hem de daha önce Netflix'te bile görmediğiniz türden bir taciz. Yani şu 2,5 saati dolduralım derken her türden izleyici kitlesini ekran başında tutabilme çabası iyice çirkinleşti. İşte bu benim kanalımda göstermeye utandığım sahne memleketimin bir televizyon kanalında alenen gösterildi. Hem de kadını bir obje, bir meta gibi görmenin had safhada olduğu, neredeyse her kadının tacizden travması olduğu bir dönemde. İşte bu gereksiz ve hiçbir yere bağlanmayan sahneden sonra kız tepkisini gösteriyor ve bir başka erkek de tam ona elini kaldırdığı anda yapan da erkek kurtaran da mesajıyla erkeğin özütü gelip kızı kurtarıyor. Yine ve yine. Kız da kurtarıcısına doğru melül melül akıyor. Kadınları dizilerde dahi olsa rahat bırakamıyorsanız bari onlara yapılanları cezasız bırakmayın değil mi? Ama yok. Meğerse polisimiz kulaklarına polis olduğunu söylemiş. Adam da tişörtünü ilikleyip aman abi diyerek gidiyor. Tutuklama, merkeze alma, portakalla dövme, copla, yok. Yani Murat Bey ama şimdi boşa benzin mi harcasınlar? Zaten bir ifade verecek, sonra çıkacak gidecek yani. Devletin benzini mi harcansın yani sırf onu götürmek için? Lütfen, zaten bırakacaklar. Yani hele bir de ne yani? Aa lütfen siz de abartıyorsunuz yani. Bir götünüze ellediler diye, bir götünüze baktılar diye psikolojiniz bozuluyorsa bu kadar da kırılgan olmayın. Kadın şeysi demeyin lütfen. Kadın cinayeti demeyin. Bu ülkede erkekler de ölüyor. Herkes de çok triggerlanıyor ya bu cümleye. İnsan diyelim. Sistematik olarak kadınlar öldürülsün, şiddet görsün, üstüne cezalar da alınmasın. Ama biz tabii ki de laf yiyelim. Yok, hiçbiri yok. Polis de artistik yapıp yerim. Gidiyor. Hiç sıkıntı değil. Yani özetle ne oldu? Yine suçun normalleştiği, insanların sinek gibi öldürüldüğü, suçlunun cezasını bulamadığı, aksine kahramanlaştığı, kadının metalaştığı, hiç olmadı kenarda oyalaştığı, nur topu gibi bir dizimiz daha oldu. Ama en acısı sadece bu dizi özelinde bahsetmiyorum. Bu tarz dizilerin açık olduğu evlerde yetişen bir nesle yazık oldu. Hadi o zaman ver müziği. Ocağım söndü, nasıl elhamın bıraktı gitti. Bu ne devranlık dünya gözünde kar ben aldım. Thank you.
Gerçekten müthiş abi. Gram ilerlemediği gibi üstüne bir de böyle o kadar gerisin geriye gidiyor ki. Öyle böyle bir gerisin geriye gitmek değil. Dört yaşımdan beri Türk dizisi izliyorum. Bu 18 senenin hesabını kim verecek bana? Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben Türk dizisi izliyordum abi ve çok güzel Türk dizileri vardı. Komedi dizileri vardı. Müthiş de komikti. Suç çözme mözme bilmem ne dizileri vardı. Gayet iyiydi. Akıyordu gidiyordu. Eskiden televizyonda durmanız için öyle müthiş güzellikte olmanıza da